Şu anda hocam bir de insanlar yani bilip de yani bu, e, yaradanı bilip inanıp da sırf moda diye bir inançsızlık türedi. Yani inananları hep böyle. Onlar da benim imanımı arttırıyor. Evet yani evet bu da iman aslında e, evet görebilene. Onlar da bilimsel ne? açıklaması var. Evet. Hepsinin bilimsel <laughs> açıklaması var. Aslında görebilene ben daha evet. çok inanıyorum biliyor musunuz öyle evet. insanların yanında. Onların fikrini değiştirmeye çalışmıyorum. Herkesin inancı ilgisi sevgisi kendine neye, neye inanıyorsa. Asla değiştirmeye çalışmıyorum ama öyle örnekler veriyorum ki veya öyle yaşantım var ki onlara örnek teşkil edebilecek şeyler yapmaya çalışıyorum. Ee, bu sefer de şey diyor ya acaba Tuğba doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor olabilir mi hmm. mesela? Böyle olmak lazım. Yani şık bir şekilde göstermek lazım bir şeyleri. Yoksa insanların inancını değiştirir. Yani Veya şöyle mesela bir geziye gitmiştik. Ee, orada bir... E, arkadaşımız oldu işte bir kız arkadaşımız dedi ki ben dedi oje ile abdest alıyorum dedi ve yeni yeni dedi namaz kılmaya başladım 40 yaşın üzerinde bir hanım hoşumuza da gitti ama dedim ki yani öğretmek gibi olmasın ama yani suyun değmesi gerekiyor hani bu abdest almak hani ona bir şey öğretmeye çalışmak değil ama ya aslında Toba doğru söylüyorsun dedi ya evet bundan sonra öyle yapayım dedi mesela yani bir şeylere böyle tatlı tatlı doğru bildiğimi ben ona aktarmaya çalışıyorum ama yani bu kesin ve kesin doğru demiyorum. Hocalar da farklı farklı e, cevaplandırdığı için bu soruları hani kişiye göre gibi ya da popüler hoca olayım, modern hoca olayım diye hmm. alabilirsiniz. İşte su geçiren ojeler var bunu kullanabilirsiniz gibi. Yani ben bunun tamamen olmaması gerektiğini düşünüyorum mesela. Ya herkesin Tabii ki inancı, yaşamı evet. bu, bu ayrı bir şey. Benim anlatmaya çalıştığım şey ben kendi dünyamı, kendi dünyamdaki şeyi anlatıyorum. Bu kalem <laughs> tesadüf olamaz yani. Ve bu kalemin bir amacı var. Ve bu kalemin bir nihayeti var. Kendi dünyam bu. Bir tohumuma karşı duyarsız kalamıyorum. Hı hı. Bir yumurtaya karşı duyarsız kalamıyorum. Bir yılana karşı duyarsız kalamıyorum. Yiyorum. Sindiriliyor bu muazzam fabrikaya karşı bu kimya fabrikasına karşı duyarsız kalamıyorum. Bu kainat sarayına karşı duyarsız kalamıyorum ve arıyorum ve sonuç şu evet ben buraya tesadüfen gelmedim. bir benim, sahibim var. Nasıl ki annem var babam var. Evet, bir benim bir amacım var. var belki benim o geziye gitmemin de bir amacı vardı. Belki onun bir, bir derece fikrini değiştirmeye gittim belki bilmeyerek. Her şeyin bir amacı var değil mi? Evet. Totalde bu dünyanın da bir amacı var, senin evet. de bir amacı. Z raporunda hepimizin kesinlikle. Belki var. ben ona bir, bir konuda fayda sağlamaya gittim bilmeden. Evet, evet. İşte bu cemali, bu güzellikleri görmek, bu güzellikler yani o müzik diyoruz ya, o musiki diyoruz mesela, o eseri görüyoruz. Ya, ay içimiz değil mi? Güzel, sevgi şeyde öyle geçer yani sevgidir aslında. Yani her şeyin nihayetinde geldiği nokta sevgi, muhabbet. Evet. Yani Allah Rahman ve Rahim olarak o sonsuz sevgi ve şefkat olarak, muhabbet olarak yani o sevgiye gelebildiğimiz zaman, o bütünlüğe gelebildiğimiz zaman bütün hücrelerimiz canlanmaya başlıyor. Bütün ilişkilerimiz değişmeye başlıyor. Yoksa işte öyle yapmış, böyle yapmış, bunlar öyleymiş, bunlar böyleymiş ya bu kadar açık net verilerin Hepsi bir muhabbet içindir. Evet. İşte padişah'tan bana çikolata gel Değil, padişah'tan sana geldi. Ne geldiyse geldi. Yani Önemli olan kimden geldi. Kimden gel. Manası yani. İsmine baksak sadece isimler veriyoruz. Kuru kuru isimler. Ama onun ardında çok külli düsturlar, külli manalar var. İşte kitabın manasını okumak. Yani Hı -hı. orada kelimeler var. Ama o kelimeler bir mana. O mana bir düşünce ve farklı boyutları da açıyor. Nasıl ki anne rahmindeydik, doğduk, oraya tutunuyorduk. Aynen buradan da doğacağız. Hep numunelerini görüyoruz zaten. Ahiretin de numunesini görüyoruz. Efendim, cehennemin de numunesini görüyoruz, cennetin de numunesini görüyoruz. Hesap kitabın da numunesini mahkemelerde görüyoruz, ilişkilerde görüyoruz. Cehennemleri de depresyonlarımızda kısmını yaşıyoruz, mutluluklarımızda yani Dini literatürde hangi kavram varsa hepsinin numunelerini biyolojide de görüyoruz, psikolojide de görüyoruz, sosyolojide de görüyoruz, kozmozda da görüyoruz. Evet. Dolayısıyla bu kavramları böyle bütüncül açıdan okuyabilmek, yani e, okumak kariya ilişkisinde bunları değerlendirebilmek ve nihayetinde şunu söylemek. Misafiriz yani bir süreliğine evet. buradayız. Bir süreliğine buradayız. Evet kısa bir süre belki buradayız. kısa belki uzun yani, neye göre kısa yani, neye göre uzun onu da bilmiyoruz. Yani bir, bir bir saraya girmişsiniz davet edilmişsiniz orayı oru onu kes. Oru. yani suyu bile açarken yani öyle hassas insanlar yumurtayı çat diye kırmıyorlar yani deliyor böyle yumurtaya hayvanata karşı o şefkat. Hocam ben Bedenine yemek yaparken falan seviyorum şefkat. ya sebzeleri. Ya. Vallahi seviyorum evet. yani. Hepsi canlı, hepsi evet, zikre. evime gelmişlerdi, <laughs> misafir ya, ya, olmuşlar. Ya, ya, ya. Değil mi? Ben çok seviyorum yani. Hiç de biz yapamayız. E bunlar nereden geliyor? Bir topraktan bu çıkabilir mi ya? Mümkün. Bir damla su bu hale gelebilir mi işte? Bunlar hep bize bir şeyi bildiriyor. Hep evet. bize bir şeyi gösteriyor. Ey kulum bak. Bunlar bir değer veriliyor yani bize. İlahi olan tarafından bir değer veriyor. Bu bir sanattır. Bu bir duygudur, bu bir hissediştir, bu bir latifleşmektir. Diğeri nedir? İşte katılaşmak olabilir. Efendime söyleyeyim sadece mekanik. Ya bunlar hayır hayır öyle değil yani bilimsel. Bunlar işte hidrojen oksijen bitti yani bir ara. Ya bu kadar değil buradaki sanatı gör. Buradaki Çok musiki. Basit Biraz Beethoven'ın dünyasından Bakmak biraz o sanatın dünyasından, ıtrilerin dünyasından, dede efendilerin dünyasından bakmak yani. Hani bilimi haşa, bilim Allah'ın bir esmasıdır. Bunu şey Ama bilimin yanına sanatı koyalım. Sanatın yanına hikmeti koyalım, amacı koyalım. Bütüncül olarak okuyabilmek, çift kanatlı olmak diye ifade edilen, zülkarneyn diye ifade edilen, doğuda Allah'ın, batıda Allah'ın. Evet. Rüyalarımız da bu dünyada, ahirette hepsi birbiriyle paralel gerçeklikler, izdüşümsel ve bize bu film... Bu film bize bir şey anlatıyor. Bu filmin bir ana teması var. Evet. Ana temayı bulana aşk olsun yani. <laughs> Hocam peki reenkarnasyona nasıl bakıyorsunuz? Yani mesela şöyle <laughs> siz o sırada düşünürken ben şey e, örnek vermek gerekirse mesela gittiğim bir yere e, daha önceden sanki gelmişim, burada yaşamışım. Birçok <laughs> insanda bu oluyor. Bunların birçok sebepleri olabilir. Ama gerçekten reenkarnasyon var mı bu Varsa bizim değildir. inancımıza ters mi böyle ya, düşünmek? Ya öl, ölecek kişi diyor ki Allah'ın beni geri döndür. Hayır diyor. Berzah vardır. Hı hı. İslam'da bir kere Yahudilikte de, Hristiyanlıkta da İslam'da da reenkarnasyon yoktur. Hı hı. Bu kesin. Budizm'de olan reenkarnasyon bir kişi Brahma'ya ulaşmışsa onun için reenkarnasyon yoktur. Reenkarnasyon nedir biliyor musunuz? Neyin yanılmasıdır. Her gün aynı gerçekliğe dönersen sen eğer ki. Ha her gün aynı gerçekliğe doğuyorsun. Hı hı. Bak 20 senedir bir takıntım var. Her sabah kalktığında aynı gerçekliğe doğuyorsun. Aynı gerçekliğe Reenkarnasyon tekrar tekrar aynı gerçekliğin aynı zihnin içine doğmaktır. Ne demek istediğimi anlatabildim? Evet anladım. Mi? Bu kavramı bile biz ya <laughs> bu baştan zaten bunu inşallah bir YouTube programında <laughs> işleyeceğim ben. Yani çünkü kavramları bu Deccal kavramını, İsa kavramını, reenkarne kavramını bunların hepsini o kadar biz e, şey Ortadağı yapıyoruz. Da. döktük. Yani <laughs> o kadar basitleştirdik mi? Evet. Çok konuşmaktan. Bu da der ki, bu da der ki, eğer der, eğer aydınlanmadan ölürsen der, fare olarak dirilirsin Mesela bu atama bu da. Böyle bir aydınlanmadan ölürsen fare olarak dirilir. Bu Hazreti Peygamber Aleyhisselam'da ne diyor biliyor musun? Çok enteresan araştırsınlar. Kişi hangi hayvan sıfatında ölürse, hani Rabiatül Adeviye diyor ya, Rabiatül Adeviye. <laughs> Bana diyor böyle gelmeyin diyor. Akrep şeklinde, yılan şeklinde insanların çünkü insan nedir derseniz Çin ne varsa hepsinde insan numunesi var. DNA'mızda bizim bütün hayvanların, bitkilerin eleme her şeyin her şeyin iz düşüm şeyleri var. Numuneleri var. Hangi notaya vurgu yaparsanız hayatınız e, yalanla geçmişse yılan seviyesine, sürünen seviyeye. Hayatınız işte şunla geçmişse bu seviyeye hayvanlar bizdeki bir sıfatı temsil ediyor. Cehenneme diyor insan suretinde girmezsiniz. Bu ahseni takvimdir. Hangi hayvanın sıfatı, hangi huy, hangi karakter sizde ağır basıyorsa onun sıfatında girersiniz. Mesela İbrahim Hakkı Hazretleri anlatır. Saymatix denen bir konu var. Saymatix şu. İbrahim Hakkı Hazretleri de bunu bu manasıyla saymatix olarak değil ama hırsızların tipolojisini anlatır. İşte münafıkların tipolojisini anlatır. Yani fi vucuhihim eseri sucud. Alınlarında, ellerinde, yüzlerinde yaptıkları işlere dair izler vardır. Sizin içinizdeki ruhani tabiat dışınıza suret olarak yansır. Ve bu insanın içinde domuzluk da var, hınzırlık da var, maymunluk da var. Her şey var. Mesela domuza çevrilmiş, maymuna çevrilmiş. Bütün hayvanat var. Sizin hangi sıfatınız ağır basıyorsa o hayvanın suretine bürünmeye başlarsınız. Şu anda görülmez bu imtihan sırrı olduğu için. Hmm. Fakat mana açıldığı zaman ya bunu rüyalarınızda görürsünüz. Ya kalp gözü açık. Böyle tasavvufta bunların çok hikayeleri anlatılır. Bugün Japonya'da bir tane kamera yapmışlar. Kötü niyetle gittiğinizde sizi Allah silah Allah. şeklinde gösteriyor. İyi Allah niyetle Allah. gittiğinizde çiçek şeklinde gösteriyor. Yani bu zor bir sistem değil. Sizin <laughs> frekansınız belli. <laughs> Doğru. Onu hangi ikonayla ilişkilendirirseniz öyle. E şimdi manevi kameralar da var yani. Bizim sadece teleskoplarımız yok. E şimdi cehenneme de bu şekilde girmiyoruz biz. Bu da bunları örnek olarak veriyor. Yani reenkarnasyon Budizm'de anlatıldığı o, o bile o bile şey olmuş yanlış anlaşılmış yani Budistlerin reenkarnasyonu bile yanlış anlaşılmış bir şey. İslamda zaten yok Yahudilikte zaten yok. Ama bununla ilgili o kadar çok teviller, o kadar çok zorlamalar yapılıyor ki işte bir kere öldürdük sizi sonra tekrardan dirilttik öyle ettik böyle ettik. Baba hangi hangisisinde sonuçta artık bir bitir şu reenkarnasyonu. Evet yani sürekli bir reenkarnasyon. Yani. Ben geçmişte şuydum bir de hep kralsın zaten evet. hep şusun. Asla geçmişte buydum. <laughs> şey... Sen Guru güzel bir sözü var diyor ki bir açsak seni diyor. Skala geniş diyor. Eksi 40'tan artı 40'a kadar. Firavundan Musa'ya kadar. Bütün her şey olabilirsin diyor. Sen bunların hangisisin? Şu anda hipnoza alsalar seni, regresyon yapsalar, bir şey olsa biraz da onunla ilgili hikaye dersin ki ben geçmişte şuydum. Bir, kolektif alanda öyle bir paralel gerçekliğe düşebilirsin. Telepatik frekansların bir anda uyumlanır. Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı devirle ilgili paralel bir... Çünkü hafiz esması var her şeyi kayıt altına alınıyor. Beynin öyle bir rezone oluyor ki orayla. Aile dizilimi gibi yani. Hı. Bu beyin ilgili alanlarla tak tak rezone olabilir ve görebilirsin. Görüntüye de yansıyabilir. E sen o musun? Onunla bağlantılısın. Ama kendini o zannedersin. Evet. Rüyada bin tane suretini görüyorsun. Sen o musun? Onlarla bağlantılısın. Neyle özdeşleşirsen olsun. Eğer öyle inanıyorsan öylesin. Fakat mahkemeye gidersen bunu anlatamazsın. Gerçeklikten kopma. Doğru. Ana bir karakterimiz var. Altyapıda biz her şeyiz. Ayrıca hiçbiriyiz de. Tanığa çıkarsak. Doğru. Ne demek istediğimi anlatabildim evet. mi? Ve beyin çok manipülasyona açıktır. Manipülasyona açıktır. Siz buna inanırsanız. Bunun manipülasyonuna girerseniz var ya. Beyniniz onu öyle bir yaratır ki çünkü insan aidiyet ister, çünkü insan inanmak ister, çünkü insan bunu rahatlatmak ister. Ve bu her türlü şeyle kendini rahatlatır. Yalanla da rahatlatır. Ama lütfen ne karşının aklında ol ne kendi aklında ol. Aklını al Kur'an'ın, sünnetin, peygamber aleyhisselamın kadim bilgeliğin dediğimiz o ana şeyin aklın çatısı altına koy ve orada düşün. Herkese göre gerçeklik var. Ey ehli kitap diyor aramızdaki ortak kelimeye gelin. Evet. La ilahe illallah. Allah peygamberini de göndermiş, kitabını da göndermiş. 1400 yıldır açıklanmamış. Her şey net. Muhittin Arabi'den, Mevlana'dan, Üstat'tan bütün hepsi çok net. Yani İslam çok net. Çok net. Çok net ve çok açık çok aslında. Net, çok anlayabilmek açık. önemli. Bu kadar basit yani. Hani onun A'sı, B'si, Hayır. C'si ha. yok. Hani bir tane Kur'an-ı Kerim var. Ama saptıranlar, evet. tevil edenler, müteşabih'ten çıkanlar Mükellefiyetten kaçmak için yılan ısır, sinek ısırmasından kaçmak için, küçücük bir şeyden kaçmak için 50 bin takla atanlar. Evet. Yani bunu bu çakallığı, bu şeyi yapmamak lazım. Dürüst olmak lazım. Biraz Alman mantığını ben çok seviyorum. Disiplin. Evet. Bu budur yani net. Türk zekası güzel fakat riskli. Akıl yoksa riskli. <laughs> evet, riskli. Yani yollarımızın, yani her şey olabilir. Tabiri, yollarımız, binalarımız, disiplin önemli bir şey. Matematik şeriat'tır hukuk matematik şeriat yani o karakter o çerçeveler çok önemli aksi takdirde of bu beyin neler yazar biliyor musun ben geçmişte neydim biliyor musun şuydum o Sirius'e gidenler var orayla rabıta kuranlar var üçlerin gördüm. arasına Onu, beşlerin evet. arasına katılanlar mesihler İsa'lar o havalarda uçuşuyor zaten Bayağı. bitmiyor 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 evet. yani yazar Ve ama ölüm anına geldiğimizde gel bakalım gel beynim bu kadar yazdı ama Neyi ıskalamış insan? İşte siz Allah'ı unutursanız, kendinizi unutursanız, Allah da size Allah'ı unutursanız Allah da size kendinizi unutturur. Siz Allah'ı unutursanız Allah da size kendinizi unutturur. Bak ne olduğunu bilmiyor. Doğru. Geçmişte ben bu sen ne olduğunu daha bilmiyorsun. Karar veremedin ne olduğuna. Kesinlikle. Sen Allah'ın yarattığı vazifeli, mükellef bir varlıksın. Bir süreliğine buradasın. Üç sene sonra belki yoksun. Belki yarın yoksun. Yani çok riskli bir şeyle karşı karşıyayız. Bence borsadan daha önemli. Deccal'in gelmesinden şundan bundan çok daha önemli. Türkiye yarın ne olur? Bundan çok daha önemli bir şeyle karşı karşıyayız. Bunu yakaladığımız anda zaten burası başka bir level'a çıkar. Kesinlikle. Esas meseleyi bırakıyoruz çoğu zaman insan. Çünkü şeytanın, deccalin yapmaya çalıştığı bu. Oradan küçücük bir şeyi alıyor. Öyle tevillerle, öyle sinsi, dessas yakalaması çok zor bunu. Çok zor dikkatli olmak derken Allah'ım imanımı artır, beni dost doğru yoluna ilet, insi ve cinni şeytanların şerrinden sana sığınırım deyip Peygamber Aleyhisselam'ın belirttiği İslam dediğimiz o denge, ihtinas sıratel müstakim, bahar ortamı. Hakikatinde baksak Tao da bunu anlatıyor. Yahudilikte hepsi 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 aslında İslam'ın hakikatlerini anlatıyor. Ama Yanlış tevhiller, kısa devreler bu bizle alakalı. O da neyden İşte buradan kaçarken yıla, sinek ısırmasından yılan ısırmasıyla karşılaşıyoruz. Evet bir de hocam insanlar son zamanlarda böyle e, Allah'tan değil de kulundan medet ummaya başladı. Çok evet. tehlikeli şeyler çok oluyor. Çok onursuzca. Çok tehlikeli onursuz. şeyler oluyor. İşte diyor ki ben sana yardımcı olurum. Senin şunu yapman lazım. Senin işte evet, e, evet. zikir tabii ki hayatımızın önemli bir parçası ama böyle işte... Şunu yaparsan şu kadar zikir çekersen şu şunu tamamlarsan belki işte, işte üçüncü gözün açılacak. işte bilmem neyi görebileceksin falan. Bunlar çok korkunç şeyler çok, çok, olmaya başladı. Ben açıkçası korkuyorum bundan. Beyin manipülasyonları, algı bozulması ve kimya bozulmaya başlıyor. Kimya evet. bozulmaya başlıyor ve gerçekten gereksiz saçma sapan portallar, kısa devreler yani işte insan yediklerine baksın, yediklerimiz onlar bunlar olursa düşüncelerimiz de böyle olmaya başlıyor. Kesinlikle ilişkilerde. Her şey bedenden başlıyor. Bedenle düşünce, düşünceyle duygular, duygularla ilişkiler. Bunların akordunu neye göre çekeceğiz? İşte Hı -hı. Kendime göre hamamda sesim güzel ama bir üstadın karşısına geç. İşte bir ut akordun tam Hı -hı. mı? Bak bakalım. Yani sonuçta e, hakikatler çok açık, net ortada. Yeter ki biz samimi olalım. Allah da isteyene, bunu talip olana bunu gösteriyor. Talip olmayana da sapıtmanın yolunu açıyor. Kesinlikle. Sapıtmanın yolunu açıyor. Yani sen öyle istediğin için Allah onu yaratıyor. Evet. Sen sapıtmayı istediğin, sapıt bunu istediğinden dolayı bunu açtı. Ama Hayretsin iste. diyoruz ya işte. Hakikaten İman. böyle bazı insanları da görüyoruz. Göz göre göre böyle sona doğru yaklaşıyor. Mesela diyorum ki ya bu, bu, bu bir yerden patlayacak evet. diyorum. Öyle de oluyor. Ben kahin miyim? Biliyorum. Hayır bilmiyorum. Sadece Allah'ım bir kuluyum gözüm evet, görüyor evet, ama yani evet. her şeyi. Hani kulazmadıkça, evet. yani evet. derler ya neydi o? Tamamlayamadım. <laughs> Allah, yani her şey bize bağlı, her şey bizim evet, durumumuza evet. bağlı. Yani Kesinlikle. Allah iş yapmaz, Allah kimseye zulmetmez. Biz kendi amellerimizle otomatik cehenneme düşeriz. Evet, Allah evet. bizi cehenneme şey yapmıyor yani. Biz kendimiz. Direkt düşürüz. biletini alıp gidiyorsun yaptıklarının karşılığını görüyorsun. Kimseye zulmedilmiyor ki. Kesinlikle. Bu bir tercih meselesi. İşte üçüncü gözünü açacağım sana şunu yaşatacağım sana uzak durun bunlardan. Bakın ben bunların zaten yıllarca içindeydim. Beni insanlar bununla tanıyor. Kesinlikle. Bu Bütün bu spiritüel akımlar, bütün bu kişisel gelişimlerin hepsinin nihayetinde geldiği nokta egoyu beslemektir. Benliği beslemek. Evet. Biz Allah'ın kuluyuz. Ve yol çok şey yani ne kadar aciz olduğumuzun farkına varırsak o kadar zengin oluyoruz onu demek istiyorum. Kesinlikle. Yani e, o noktada evet bunların kendi içinde hakikatleri var. Fakat içinde bir sürü yalanlar da var. Tefrik etmesi çok zor. Evet. Şeytan da bazen öyle oradan hakikatler bir şeyler söylüyor ama içine öyle bir şey katıyor ki rengi değişiyor. İşte bunu bütüncül nazarla okuyabilmek için Allah'ım beni dost doğru yoluna ilet demek... İnsi cinli şeytanların şerrinden sana sığınırım demek. Beynimizi buna kodlamak ve ahireti görmek. Dünya hayatını ahiret için yaşamak. Gerçek evet. orası yani. Kesinlikle. İnşallah. Hocam çok çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Ağzınıza ederim. sağlık. Çok keyifli oldu. Teşekkür Bana kalsa ederim. sabaha kadar konuşalım. Ama süremiz buraya evet. kadar. Yeniden evet. sizleri burada görmek i̇nşallah. isteriz inşallah. i̇nşallah. Çok evet, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim peki sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.